Harika bir komedi oyundayız bugün. Çok güleceğiz. Onlar samimiyetle kendilerini sahnede anlatacaklar. Karı koca işleri Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe bizlerle birlikteler. Merhaba. Evet, çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım çok şu an. Çok eğleneceksiniz. Evet. Öyle umuyoruz. Heyecanlıyız. Eyvallah. Güzel olacak. Gerçekten sezonu çok güzel bir yerde açıyoruz. Temiz hava. Öyle. Evet, açık havadayız. Selami Çeşme Özgürlük Parkı'ndayız Kadıköy. Aha. Ve gerçekten yani yaz nasıl geçti anlamadık. Yani çok istedik çünkü tekrar sahneye çıkmayı. Çok güzel bir yerde bıraktık. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Evet. Harikasınız. Pandemi öncesinde başladınız. Kaldı evet. Öyle değil mi? Evet. Sonra yani uzun bir dönemden sonra yeniden başladınız. Evet, aslında bakıldığında uzun bir dönemdir oynuyoruz gibi gözüküyor. Fakat aslında hak ettiği kadar çok oynanmadı oyunumuz. Oynanmadı. Araya pandemi de girdi tabii. İnşallah bu sene o açığı, arayı kapatacaksınız. Çünkü yani şöyle bir şey var. Açık söyleyeyim, bu da kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Gerçekten bu oyun daha sık oynanmayı hak eden, daha çok mesela seyirciyle buluşması gereken bir oyun. Ama bugünlerde gelecek. Az kaldı. Karı koca işlerini herkes duyacak, herkes görmek isteyecek. Sezon başında biz de onları böyle aç kurtlar gibi bekleyeceğiz. Herkes kendisinden bir şeyler bulacak, sorgulayacak. Kesinlikle. Göreceğiz değil mi? Evet. Siz yazdınız, yönettiniz. Ben yazdım, yönettim. Bir defa çok güzel bir Işık Selin Günçe izleyecekler. Dünya tatlısı zaten. Öyle, herhalde eşinden esinlendi diye düşünüyorum. Düşünmem lazım. Bir düşün bakalım. Neyse. Ben de fena değilim. Oyun çok tempolu, değişik bir oyun. Hem kendi aramızda konuşuyoruz, hem seyirciye konuşuyoruz. Yani böyle etkileşimi olan, yani seyirciden kopuk, yani sahnede olanlar sadece sahnede kalmıyor. Seyirciyi içeri alıyoruz falan. Güzel bir atmosfer oluyor. Çok eğleniyoruz. Biz çok eğleniyoruz. Yani 1000 kere de oynasak eğleniyoruz. Eğlendiriyoruz. Evet. Çünkü beraber zaten eğleniyoruz. Sahnede eğlenmek zaten bizim için çok büyük bir sürpriz olmuyor. Ve bu seyirciye de yansıyor. Falan böyle yani böyle saçma sapan eğlenceli bir şey oluyor evet. işte. Hep birlikte eğleneceğiz. Evet. Emeğinize yüreğinize sağlık diyorum eyvallah. Şimdiden. Çok teşekkür ederiz. Yolunuz akışınız çok bol olsun, apaçık olsun. Çok teşekkür ederiz. Bravo! Bravo! Bekliyoruz. Bravo! Karı koca işleri bravo! Evet. Evet, çok iyi oyun. Evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Ben de. Hala düşünmüyorum. Dedim ben size, alışamadım. Zaten biz bu yüzden evlendik. Tabii. Ben ancak evlenmeyi hiç düşünmeyen biriyle evlenebilirdim. Evlenmeyi hiç düşünmediğimi bilen ve bunu hiç dert etmeyen biriyle. Artık Survivor'da ne çektiyse. İnce bir buz tabakası üzerinde yürüyoruz. Rix bu işte. Ha, ısrar da ediyorsun Rix'te yani. Yavrum diyorum ki ya bu buz bizi kaldıramazsa ha? Ya bu bizim sonumuz olursa. Vay be, bunu sevdim. Güzel. Hem onu ben tek başıma oynarım ha. Çaçın! Yok, onu ben tek başıma oynarım. Sırtlarına ağrılar girsin, birbirlerini dürtsünler, o kadar eğlensinler ki sahneye don atsınlar. Tabii ya! Pardon, ne yapsınlar? Neden? Gizli çünkü. Çok iyisin ha. Sen de fena değilsin bugün. Ahmet Hoca söyledi. Gördüğünüz gibi biz her şeyi beraber yapıyoruz. İlişkimiz adeta bir su balesi. Evet. Yani yoga bir üzüm. Ay bir üzüm. Perişan tabii. Hindistan'da yas ilan ettiler. Ben böyle içeride kendimden geçercesine yoga yaparken uttana sana. Sana da hayatım, sana da. Haslat çok zayıftı be. Kese utanç doluydu. Yani kese kese olalı böyle zulüm görmemiştir. Biz tabii... Ayrı gelen gelin gördüm ya. Başı sonra kamyonetle geliyor. Düğünümüz bir kral anında kokteylle başladı ama kır derken... Böyle şu an... Ev şu zavallı halime gel yarim o, sevdarım o, tercahim. Buralara çıkamıyorum. Zaten dünyada iki kişi çıkıyor. Biri öldü. Bak abi.
Ekmek var mı? Kaşar var mı? Tarz mı? Sevda var mı? Ha? Ya bilmedi. Ah siktir ya, çok kötü olmuş ya. Ben iyi ki gelmemişim. Tam 45 dakika röter yaptık. Şimdi gider onunla buluşuruz demiştim ama madem sen Bodrum'a gideriz diyorsun, sen bilirsin. Tahmin edin biz bayramda nereye gidiyoruz? O kart bütün kadınlarda var. O evlilik cüzdanıyla birlikte geliyor. Dedi başıma dedi. Olacaksın dedi. Ay dedim sen dedim kime dedim diyorsun dedim. Anandır dedim. Sen dedi benim dedi anama dedi. Deyince benim nevrim bir attı senin dedim yedi cestini bütün sülaleni buradan Ankara'ya ta. İsra'cığım ben hiç küfür sevmem etmem de bak yalandan da hiç hoşlanmam, ağzıma bir kötü laf almadım ama bana döndü dedi ki bu. Biz bizde patron yok, %50-50. Biz evli iki sevgiliyiz. Bizde tartışma olmaz, bizde fikirler yarışır. Sağda solda bizden bahsetmeyi, her zaman konuyu bize getirmeyi, kalkoli işlerini herkese ve her yerde duyurmayı ihmal etmeyin. Bizi çok ünlü ve çok zengin.